Bugün 15 Nisan 2016 günlerden cuma, birçoğumuz için en çok sevilen günlerden birisi. Haftanın en enerjik olduğumuz günlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesainin de aslında son günündeyiz bugün ve haftanın bu son gününde güzel bir güne başlamak adına biz bugün güzel bir yayın hazırladık sizler için. Değerli konuklarımız stüdyomuzda olacak ve biraz müzik diyeceğiz bugün. TRT'nin iki değerli sanatçısını bugün stüdyomuzda ağırlayacağız. Benim de çok sevdiğim, değer verdiğim iki ismi Hasan Hüseyin Genç bizlerle birlikte olacak ve Münevver Özdemir birbirinden güzel türküleri seslendirecekler sizler için. Ve öte yandan hepimizin çok sevdiği, çok değerli bir diğer isim stüdyo konuğumuz olacak. Profesör Doktor Ferit Saraçoğlu bizlerle birlikte olacak. Anne adaylarını ekran başına davet edelim. Çünkü önemli konuları konuşacağız kendisiyle. Belki de birçok kadının işte anne olmaya aday olduğunu öğrendiğinde, hamileliğini ilk öğrendiğinde aklına takılan birçok soru var. Doğumla ilgili sorular. Bunları biz hocamıza yönlendirirken bir yandan da her zaman olduğu gibi hobi köşesinde farklı bir konuyu konuşacağız. Sevgili izleyicilerimiz, Belmek'ten gelen iki hanımefendi bizlerle birlikte. Bugün el nakışını konuşacağız. Aslında birçok tekniği içerisinde barındıran, farklı ürünleri yapabilmemize olanak sağlayan çok güzel bir sanat dalı hocam. Öyle değil mi? El nakışını kimlerden öğreneceğiz? Hikmet Hündürel bizlerle birlikte ve Muhale Özel kursiyerimiz bizimle birlikte. Kendilerinden el nakışının tekniklerini, özelliklerini öğrenirken biz programımıza saatler onu gösterene kadar devam edeceğiz. Sizlerin de tabii ki katkılarınızı haftanın son gününde de bekliyor olacağız sevgili izleyicilerimiz. Bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen telefon numaralarımızı sizlerle paylaşalım. 0090 eğer yurt dışından bize ulaşmak isterseniz bu ülkemizin alan kodu 312 467 1103 ve 467 9547 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız ve tabii ki sosyal medya üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hem program boyunca hem de program sonrasında fikirlerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız biz çok mutlu oluruz. TRT Yeni Gün yazdığınızda Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden bizimle iletişime geçmiş olacaksınız diyelim. Ve bir kez daha hepiniz yeni güne hoş geldiniz efendim. Yeni gün başlıyor. Anne adaylarını gebe kaldıkları andan itibaren ilgilendiren birçok durum söz konusu. Doğuma yaklaşılan an birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Doğuma hazırlık, doğum şekilleri, bebeğin kilosunun önemi, çoğul gebeliklerde doğum ve merak ettiğiniz daha birçok şey Profesör Doktor Ferit Saraçoğlu'yla az sonra yeni günde. Güzel sesi ve farklı yorumuyla türkülere renk getiren TRT Halk Müziği sanatçısı Münevver Özdemir ve bağlamasıyla türkülere hayat veren saz üstadı Hasan Hüseyin Genç'le müzik dolu dakikalar ve keyifli bir sohbet az sonra yeni günde. Türk kültür sanatının korunması ve ön plana çıkartılması açısından önemli bir yere sahip olan el nakışı, iğne ve tezgah kullanılarak kumaş üzerine değişik malzemelerden ipliklerle uygulanan motiflerdir. Hayal gücüyle farklı motifler ve nakış unsurları ortaya koyabilen el nakışı hakkında merak ettiğiniz her şey ve canlı yayında uygulamalar az sonra yeni günde. Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben. Akşam olur
gölge basar, umuduma yeller eser. Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım, gurbeti ben mi yarattım. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım, gurbeti ben. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Gurbette olan bizi yurt dışından izleyenlere armağan etmiş olalım bu güzel türküyü. Ve bu güzel türküyle başlamış olduk sevgili izleyeceğimiz programımıza. Münevver Özdemir ve Hasan Hüseyin Genç'ten biz bugün birbirinden güzel türküleri dinlemeye devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Haftanın son günündeyiz. Yine güzel bir program bizleri hem de izleyeceğimizi bekliyor diyelim. Bir yandan hocam sizinle önemli bir konuyu konuşurken bir yandan da iki değerli sanatçımızdan güzel türküler dinlemeye devam edeceğiz. Hasan abi biz uzun zaman seninle aynı programda görev aldık. Yeni günün geçtiğimiz dönemlerinde 9 ay boyunca her sabah güne beraber başlıyorduk. Evet. Ve o programda da aslında seslendirdiğin soloların vardı, işte gelen sanatçılarımıza eşlik ediyordun. Güzel günlerimiz geçmiş. Evet, çok güzel günlerimiz bugün geçti. Sabah da özlemişim burayı. Hoş geldin. Sizleri, tekrar. Sizleri, stüdyoyu çok özlemişim. Hoş bulduk, sağ olun. Sevgili izleyicimiz Hasan Hüseyin Genç, ülkemizin bana göre en başarılı bağlama sanatçılarından birisi ki video paylaşım sitelerine yazdığınız zaman ismini karşınıza birbirinden güzel soloları çıkıyor ve binlerce izlenmiş. Evet. Özellikle geçtiğimiz dönem yine TRT Avaz ekranlarında yayınlanan Yeni Gün programındaki eserler, hani 100 binleri, 150 binleri bulan eserler var. Bu da mutluluk verici bir durum değil mi? Benim için çok mutluluk verici bir olay. Özellikle enstrümanımız, bizim milli enstrümanımız olan bağlama için de kazanım diye düşünüyorum ben. Yurt dışından da aslında çok fazla ilgi var. Biliyorum ki hani senin de çalışmaların, sana da ulaşan insanlar oluyor. Bağlamanın özellikle devamı için hani bu enstrümanın daha da tanınması, daha da bilinmesi, daha fazla kişi tarafından icra edilmesi için çalışmalar da yapıyorsunuz. Yani bununla ilgili ben aciz hani bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Hem bizim otantik haliyle, o yönüyle bağlamayı tanıtmaya çalışıyoruz. Bir de bağlamada bu zamana kadar çok fazla denenmemiş eserler de var. İşte sanat müziği eserleri, longolar, sirtolar ve batı müziği eserleri. Hatta bununla ilgili Game of the Thrones'la ilgili bir cover oldu. Çok ilgi çekti. Ki o da çok izlendi. Çok izlendi. Bayağı 500 bin, 1 milyonlara herhalde şu anda geldi izlenme. Böyle denemeler yapıyoruz. Halk da böyle şeyleri talep ediyor. Bağlama yönüyle de kazanıyor en azından. Bağlamanın dışarıdaki Türk arkadaşlarımıza ulaşması anlamında veya dışarıdaki yabancı müzisyenlere ulaşması anlamında da çok önemli. Değişik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Aslında bağlama genelde hani türkülere eşlik ediyor. Biz bunu biliyoruz ama farklı yönleriyle, izleyiciyle buluşması da çok farklılık uyandırıyor, ilgi uyandırıyor. Tabii, dediğin öyle gibi. Olması da lazım, artık gelişiyor. Her şey geliştiği gibi bu takım icraların da gelişmesi Tamam, onlar gerekiyor. Da çok güzel duruyor. Farklı eserler de güzel duruyor ama bence Münevver Hanım türkülere
eşlik ettiğinde bağlama bir farklılaşıyor, daha da bir güzelleşiyor değil mi? Daha da bizi yansıtıyor gibi kendi geliyor. Kendi özümüzü buluyoruz bağlamayla, evet. Tabii atasazımız. Ama bu anlamda da çok önemli. Dünyanın bağlamayı tanıması ve kalıcılığı açısından bu çalışmalar çok önemli. Evet. Hasan Genç de bu konuda çok iyi bir marka. Çok, evet. Çok da hayranı var Hasan abimin, biliyorum. Sağ olasın abi. Takip ediyoruz kendisini. Sizin de çok önemli çalışmalarınız var. Efsun adında bir albümünüz var biliyorum ki. Bundan sanırım 1,5-2 yıl önce kadar çıktı. 1,5 yıl kadar önce çıktı, evet. Ama çalışmalarınız bu yönde yine devam ediyor. Devam konserler, ediyor, etkinlikler. Tabii, radyodaki etkinliklerimiz devam ediyor. İşte dışarıda proje konserlerimiz oluyor. Güzel çalışmalar, güzel devam ediyor. Bugün de biz sevgili izleyeceğimiz bu iki değerli sanatçının bağlamasını ve sesini sizlere ulaştıracağız. Programımızın devamında birbirinden güzel türküleri de sizlerle paylaşırken bir yandan da programımızın başında söylediğimiz gibi anne adaylarını ekran başına davet edelim. Daha dikkatli izlesinler programımızı. Profesör Doktor Ferit Saracoğlu ile biz bugün doğumu konuşacağız hocam, öyle değil mi? Evet. Aslında öğrendiğimiz ilk günden biz kadınların kafasını karıştıran çok fazla soru var. Doğumla ilgili, işte doğuma nasıl hazırlanacağız, ne yapmamız lazım, acaba normal doğum mu, sezeryan mı, acaba nasıl olacak, nasıl gidecek, özellikle ilk gebeliklerde bu çok büyük bir sorun ve etraftan çok fazlaca bilgi geliyor zaten. Aman kızım şöyle olur, böyle olur, hani işte ikinci, üçüncü doğumunu yapanlar hep tavsiyelerde bulunuyor ama herkese göre değişiyor, öyle değil mi hocam? Herkesin fizyolojisine de göre değişiyor doğum. Evet, herkesin şartlarına göre farklılık gösterebilir. Peki hocam, doğuma nasıl hazırlanmalıyız? Böyle başlayalım. Doğuma gebe kalmadan önce hazırlanmamız gerekiyor aslında. Hep bunu söylüyoruz biliyorsunuz programlarda. Daha sonra doğum sırasında da, gebelik sırasında da gebelik takiplerinin yapılması gerekiyor. Bu takipleri aile hekimlikleri de yapıyor. Kadın doğum uzmanları da yapıyor. Hastanelerde bu işler son derece basit bir şekilde yapılabiliyor. Bu takipler sırasında zaten hastayı, doktoru bilgilendirmeye başlıyor konu hakkında. Hasta sorularını soruyor ve yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Tabii ki gebeliğin sonunda mutlak bir şekilde bir doğum olacak. Bu günler hızla geçiyor. Bir bakıyorsunuz 9 ayda olmuş, doğum zamanı gelmiş ve doğumla evet, bir anda karşı karşıya kalıyorsunuz. Kaç haftada hocam? Bir gebelik 40 hafta, 40 hafta oluyor. Ama genelde 38. Haftada mı doğum başlıyor? 37 haftadan sonra doğumları normal kabul ediyoruz. 37 haftanın öncesini prematür olarak isimlendiriyoruz. %90'ı istatistiksel olarak son 10 gün içinde bir yerde oluyor. Dolayısıyla 39-40 en sık doğumun olduğu haftalar. Peki hocam, doğum nasıl başlıyor? Yani... Özellikle ilk hamileliğini yaşayan hanımefendilerin aklındaki bir soru. Acaba nasıl olacak? Sancıyla mı başlayacak? Fark edebilecek miyim? Acaba hani su yeterli mi? Özellikle çocuğun suyunun çok önemli olduğunu biliyorum. Susuz kalabilir mi çocuk? Hani bu gibi sorular kafamızı çok karıştırıyor biz hanımların. Çok büyük çoğunluğu doğum ağrılarıyla başlıyor. Az bir kısmı önce su kesesi açılarak bebeğin içinde bulunduğu sıvı boşalabilir. Sıvı boşaldığı zaman mutlaka hastanın hastaneye başvurması gerekir. Ağrılar ritmik olarak gelmeye başladığı zaman gene artık bu ağrıları mutlak fark eder. Çünkü karnında sertleşmeler ve hafif bir acı şeklinde hissedeceği bu ağrılar peş peşe gelmeye başlayınca bunu herkes anlıyor. Anlaşılmayacak bir şey değil. O zaman düzenli geliyorsa bu ağrıları yine hastaneye başvurması gerekir. Yalancı sancılar olabiliyor değil mi hocam? Olabiliyor. Bu genellikle 7. aydan sonra sık karşımıza çıkan şeyler. Bunlar çok sık olmazlar. İşte saatte bir, iki saatte bir hafif bir kasılma şeklinde karnında hissedilen ağrılar. Doğum ağrılarının farkı peş peşe ritmik olarak gelmesi. Şimdi hocam dediniz ki 38. haftadan sonra normal kabul ediyoruz doğumun gerçekleşmesini. Peki bundan önce gerçekleşirse doğum ve hani bu bulgular varsa, artık sancı sıklığı da çok fazla ise, su kesesi de açılmışsa o zaman doğum başlamış oluyor. Bu noktada hastanın, işte anne adayının dikkat etmesi gereken konular nelerdir? Su kesesi açılmışsa her halükarda bebek dış dünyayla ilişkiye geçtiği için hastanın bir hastaneye başvurması gerekir. Ve bugünkü uygulamalar içerisinde hastanede takibi yapılır. Ne kadar erken geldiğine veya doğum ağrılarının ne kadar erken başladığına bağlı. 6. ayda da başlayabilir, 37. haftada başlayabilir.
Ne kadar erken gelirse bebeğin özellikle akciğer gelişimi açısından yetersizlikler söz konusu olabilir ve böyle bir durum varsa hastanede genellikle çeşitli ilaçlarla biraz doğum durdurulmaya çalışılır. Bu arada akciğer geliştirici bir kısım ilaçlar uygulanır gebelere. Ondan sonra da yine doğurtulur tabii bunlar. Çünkü en iyi gelişimi aslında bebek anne karnındayken değil mi? Yani küveze konuluyor erken doğumda ama en iyi gelişim de anne karnındayken. Yeni doğan hekimliği çok gelişti tabii. Hı-hı. Yeni doğan yoğun bakım servisleri, küvezler, kullanılan suni solunum cihazları hepsi son derece teknolojiye paralel olarak gelişti. O yüzden çok erken doğan bebeklerin bile büyük çoğunluğu artık yaşatılabiliyor. Ama tabii ne kadar erken doğum olursa ileriye yönelik problemler de o kadar artıyor. Hocam halk arasında bilinen en azından benim duyduğum şöyle bir tabir vardır. İşte 7 aylık veya 6 aylık çocuk doğduğunda yaşıyor fakat 8 aylık çocuk doğduğunda yaşama riski olabiliyor, bazı hastalıklar olabiliyor gibi bir bilinen, belki doğru bilinen yanlıştır bilmiyorum, bunu size sormak istiyorum. Doğru, böyle doğru bir olmayan payı? Bir bilgi. Geriye doğru gidilen her hafta bebeğin yaşam şansı düşüyor. Onun için ne kadar erken doğmuşsa o kadar yaşam şansı düşük oluyor. Ne kadar 37. haftaya yaklaşmışsa o kadar yükseliyor yaşam şansı. Günümüzde ancak dediğim gibi bu yeni doğan hekimliğinin gelişmesine paralel olarak artık 35-36. haftada doğan bebeklerin neredeyse %100'ü yaşatılıyor. Tabii bu aslında çok çok önemli bir konu. Eminim dikkatli bir şekilde izleyicilerimiz bizi izliyorlar. Anne adayları izliyor. Baba adayları da izlesinler değil mi? Onların tavsiyelerine bizlerin çok ihtiyacımız oluyor. Hamileyken özellikle kadınlar çok hassas oluyorlar. Yanlarında çok bu tarz konuları çok fazla konuşmamak lazım. Bir arkadaşım var hocam. Hamileliğin 6. ayında onun bir arkadaşı 6. ayında bebeğini kaybetmiş ne yazık ki. Ve bunu arkadaşıma anlatıyor. O kadar bir depresyon yaşıyor ki arkadaşım, acaba benim de başıma gelecek mi, ben de 6. ayıma yaklaşıyorum gibilerinden. Dolayısıyla etrafındaki insanların da çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu psikolojiyi aslında hani yaşamayan bilmez derler. Hakikaten bu psikolojiyi yaşamak lazım. Çok zor bir psikoloji, psikolojik yönüne de değineceğiz hocam programımızın sonlarına doğru ama fazlaca sorularım var. İzleyicilerimizin de eğer soruları olursa bize ulaşabilirler. Bu yöndeki sorularınızı hocama yönlendirebilirsiniz. Hemen iletişim bilgilerimizi tekrar hatırlatalım sizlere. Sonrasında hobi köşesine doğru geçeceğim ve türkülerle, sohbetle güzel bir program bizleri bekliyor olacak devamında diyelim. 0090 312 467 1103 ve 467 95 47 bize ulaşabileceğiniz, program boyunca ulaşabileceğiniz numaralarımız diyelim. Sorularınızı bekliyor olacağız diyelim sevgili izleyicimiz ve ben izninizle hobi köşesine geçeceğim. Sonrasında yine yanınıza geleceğim, sohbetimize devam edelim. Çünkü hobi köşesinde de yine Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarından iki güzel hanımefendiyi ağırlıyoruz ve kültürümüzün bir parçası olan çok özel bir sanatı tanıtıyoruz. El nakışını konuşuyoruz. Burada da görüldüğü üzere sevgili izleyicimiz farklı ürünler var. Masa örtüleri var, süs eşyaları var. Hocamız ve kursiyerimizin işlediği farklı teknikler var. Nasıl başlıyorsunuz bu sanatı öğretmeye hocam diye başlamak istiyorum. Önce kasnak bezlerimizde, örnek bezlerimizde basit nakış iğneleriyle başlıyoruz. El hareketi. Çünkü bir elimiz altta, bir elimiz üstte olması gerekiyor. Şu şekilde bunu kazandırmaya çalışıyoruz öncelikle. Ondan sonra da ellerinin düzeyine göre güzel yapan biraz daha çalışması gerekenler, ona göre işlerini başlıyoruz. O da çok zor bir hareket gibi geliyor bana. Hani bir el yukarıda, yok, bir el aşağıda. Aslında çok zor değil. Öğrendikten sonra çok kolay. Hem daha hızlı yapma açısından hem de daha düzgün yapma açısından. O bir hareket vardır ya hani müzikte kullanılır Hasan abi. Hani şu hareket, hani iki elin farklı. Ben onu hiç yapamıyorum. Niye? Bilmiyorum, olmuyor bende. Hani ne alaka diyeceksiniz, ona benzettim de ben iki elin hani farklı çalışması. Bir yapsana sen. Şu. Bir izleyicilerimiz de bir denesin. Sen yabancı değilsin, bir de tersini yapayım ben. Müzisyenler için çok i̇şte kolay bir hareket. Bu da herhalde ritim duygusuyla ilgili bir şey mi? Sağ hani ve sol beynin... lobların uyumlu çalışmasıyla alakalı bir benimkiler durum. Çok uyumsuz, evet, çalışıyor demek ki. Acaba nakışı da yapabilir miyim? Hani ona çok benzettim. Bir deneyeyim ben de sevgili izleyicimiz. El nakışını tanıtıyoruz. Vermekten gelen hocamızla birlikte. Sağ eliniz üstte olsun. Çünkü ben solak yapıyorum. Öyle mi? Sağ el üstte. Evet, bunu buradan geçiriyoruz. Çizgiden. Buradan. Ortaya batıyoruz.
çıkarıyoruz. Sonra bunu tekrar aynı yerine mi? Yok, biraz aşağı. Biraz orta da kısmı. Ha, şuraya bayağı bir aşağı. Şuraya. Hocam kızmayın. Yok, kızmıyorum. Tamam. Buraya. Ve aynı şeyin diğer tarafına geçerekten. Ha, şimdi elimi aşağı indirmemem lazım normalde. İpi de indirmememiz lazım. Dolaşır çünkü altta göremeyiz. Hocam ben bozmayayım. Siz bu işi bayağı ilerletmişsiniz çünkü. Geri dönüşü de zordur değil mi? Yok, söküyoruz. Keserek. Peki keserek. Bu kumaşta delikler oluşmuyor mu iğnenin girip çıkmasıyla Yok, ilgili? Yok, zaten o yönde kumaşlar seçiyoruz ki söktüğümüz zaman zarar vermesin. Kasnağa gerdiğimiz zaman kasnak izi yapmasın, kırılmasın. O yüzden çok zorlanmıyoruz. Muhalle Hanım, siz nasıl başladınız el nakışına? Ben emekli olduktan sonra başladım. 31 yıllık memuriyet hayatımdan sonra. Çalışmaya alışan bir insan için evde oturmak çok zor. Araştırırken işte önce Altındağ bölgesinde devam ediyordum. Sonra hocamın bir sergisine katıldım ve bu işini çok beğendim. Şu anda benim yaptığım işini. Kendim çok uzakta oturmama rağmen işte haftanın 2-3 günü gidiyorum kendileriyle. Çok zevk alıyorum. Yani el işi yaparken ruhum dinleniyor. Bazen o kadar dalıyorum ki gece saat 1-2-3 oluyor. Hiç farkında devam olmadan devam ediyorum ben yani. Peki daha öncesinden el sanatlarına bir yatkınlığınız, bir bilginiz var mıydı? Yani yöresel olarak doğup büyüdüğümüz ilde tabii el işi çok önemli bizim. Ben Konyalıyım. Neresiniz hocam? Konyalısınız. Konyalıyım ve Çerkezim, evet. Bizde el işi yapmak çok önemlidir. Onun da etkisiyle ama tabii memuriyet hayatında böyle bir şansınız olmuyor. Zamanınız olmuyor. Evet, 31 yıldan sonra tekrar bu işe başladım yani. Size de çok katkıları olmuş gördüğüm kadarıyla. Evet, çok severek yapıyorum. Evet, şimdi biz kurstan da görüntüleri paylaşıyoruz. Buyurun siz de anlatın. Kurstaki ortamı da biraz paylaşın bizimle. Kursta bizim çok güzel bir ortamımız var. 20 kişilik bir grubumuz var. Ama sanki bir kardeş gibiyiz hepimiz birbirimizle. Büyüklerimiz bir abla gibi. Çok güzel, böyle zevkle gidiyorsunuz. Yani her türlü derdinizi paylaşabiliyorsunuz. Ortam çok güzel. Tabii ki bu ortamı sağlayan, öncelikle bunu sağlayan belediyelere çok teşekkür etmek lazım. İnanın orada o kadar böyle sosyal yönden hiçbir şey olmayan, yani ne yapacağını bilmeyen kadıncağızlar oluyor yani. Onlar sizinle konuştukça deşarj oluyorlar. Yani derdini kimseye anlatamayacak. Belki taşradan gelmiş, Ankara'ya yerleşmiş. Ama biz orada o kadar güzel bir ortamımız var ki bizim kursumuzda. Yani biz orada bir kardeş gibi, böyle her birimizin derdi hepimizin derdi. Birimizin yapamadığı şeyi hepimiz ona yardımcı olarak yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Evet, Ankara'dan izleyen izleyicilerimize hemen hatırlatalım. Belmek Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarından bahsediyoruz. Buralara müracaat ederek 30'dan fazla branşının dalının olduğunu söyleyelim. Farklı sanatları öğrenebiliyorsunuz ve Muhalle Hanım'ın anlattığı bu ortamı sizler de yaşayabilirsiniz. Hem psikolojik anlamda çok önemli bir destek. Evet, yani evde oturmaktan daha güzel bir şey bence. Belki de ekonomik anlamda da katkıları oluyor tabii hanımlara. Tabii ki yani dışarıya iş yapan arkadaşlarımız var yani ücreti karşılığında. Çünkü bir sanat öğreniyorlar. Sanat yani. Hocam, değil mi? Evet. Bu çok önemli. Şimdi sergiden bahsettik. Bu sergi yılda bir kere düzenleniyor. Evet, yılda bir kere. Altın Park'ta genelde. Tarihi belli mi? 20'sinden sonra, Nisan'ın 20'sinden sonra olacak ama henüz belli henüz değil. Henüz netlik kazanmadı. Biz bunun tarihini buradan duyururuz izleyicilerimize. Beşinde de bitecek herhalde. Beşinde de bitecek. Tam net tarihleri biz duyururuz hocam. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tekrar ederim, yanınıza geleceğim ama bir yandan da iki değerli sanatçımızı ve hocamızı ağırlıyoruz. Sohbet köşesinde önemli konuları konuşuyoruz ama hocam sohbete başlamadan önce aslında güzel bir türküyle devam edelim istiyorum. Ve dönüşte de türkünün dönüşünde de normal doğum mu sezeryan mı? Çünkü birçok anne adayının aklındaki en önemli sorulardan birisi bu. Güzel bir türküyle devam edelim mi? Ne var sırada? Efendim, Şanlıurfa İstiklal Madalyası aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kahramanlığını taçlandırdı. O yerde çok sevilen Kerkük ve Urfa'da Yaradan Var diye bir hoyrat var. Onu okuyalım Hasan abim açarsa. Evet. Buyurun.
Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Çok İstanbul Radyosu, TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Münevver Özdemir'in sesinden ve Hasan Hüseyin Genç'in eşliğinde biz dinledik bu güzel türküyü. Ama daha fazla bu türküleri dinlemek istiyorlarsa, sizin sesinizi daha fazla dinlemek istiyorlarsa Efsun albümünü edinebilirler izleyicilerimiz veya TRT'nin kanallarını takip edebilirler. Oralarda zaten birçok programda sizi görüyoruz, öyle değil mi? Evet, TRT'de çok programa katılır Hasan abim, evet, de ellerine sağlık, harika bir açıştı, sağ olsun. Sağ olun, eksik olmayasın. Resmi müzik sitelerinden ve TRT'den dinlesinler
diye rica ediyorum. Bu güzel sesi vallahi kulaklarımızın bası silindi bugün. Hem birbirinden güzel türküleri dinliyoruz hem de bilgilenmeye de devam edelim istiyorum hocam. Türküye başlamadan önce söyledim ki işte anne adaylarının en merak ettiği konulardan birisi. Ve ne yazık ki aslında günümüzde birçok insanın sezeryen doğumu tercih ettiğini biliyoruz. Hangisini tercih etmeliyiz veya böyle bir tercih yapılmalı mı yoksa duruma göre bakılarak mı gelişmeli? Böyle bir tercih baştan yapılmamalı tabii ki. Baştan bu iş normal diye başlanmalı. Sezeryan da bir doğum yöntemi tabii ki. Bazen annenin ve bebeğin hayatını kurtaran yöntemler. Evet hocam, aslında biraz evvel de söylediğimiz gibi biz kadınlar işte etraftan, kulaktan dolma bilgilerden dolayı belki de doğumdan korkuyoruz. Belki bunu doktorumuzun inisiyatifine bırakırsak çok daha doğru bir karar olmuş olabilir, değil mi? Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Valla birlikte karar vermek lazım. Yani ne sadece hasta ne sadece doktor. Birlikte karar vermek lazım. Çeşitli nedenlerle sezaryen gerekebilir. Bunun kabul edilebilir oranı 1/5. Yani doğumların %20'sinde sezaryen çeşitli nedenlerle gerekebilir. Ama %80'inin normal olması lazım. Bunun önemi şu. Sadece doğum anını düşünmemek lazım. Çocuğun ve annenin geleceğe yönelik sağlıkları açısından da bu önem teşkil ediyor. Özellikle sezaryen tabii daha büyük bir operasyon, daha büyük bir girişim olduğu için komplikasyonları daha fazla. Hocam şimdi geçtiğimiz günlerde biz stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı Gökşin Balım'ı ağırlamıştık ve bağırsak flora bakterilerini konuşmuştuk. Ve bağırsak flora bakterilerin aslında sadece normal doğumla bebeğin bağırsaklarına yerleştiğini ve sezaryen doğumu yapıldığında hastanenin, ameliyathanenin bakterilerin çocuğun bağırsaklarına yerleştiğini söylemişti. Bu da benim çok dikkatimi çekmişti hocam. Yani hakikaten çok çok önemli. Bizi hayatımız boyunca önemli olan bu bakteriler normal doğumla ancak çocuğun bağırsaklarına yerleşiyor ki bu normal doğumun ancak tek benim bildiğim, yani şu anda anlatabileceğim avantajlarından birisi ki fazlaca avantajları var biliyoruz. Evet. Bir annenin mecburiyet olmadığı takdirde sezaryeni çok tercih etmemesi gerekiyor. Bu tabii günümüzde aslında sık karşımıza çıkan bir durum. Bazı anne adayları daha gebeliğin başından bu kararı vererek doktorun karşısında oturuyorlar ve pazarlık yapıyorlar hatta bazen. Evet evet. Ben doğumu sezaryenle yapmak istiyorum şeklinde. Herhalde bu bilgileri onlara anlattığımız zaman birçoğu ikna oluyorlar. Dediğiniz gibi iki şey. Birincisi doğumun şekli, ikincisi de anne sütü. Bunlar bir bebeğin bütün hayatı boyunca sağlığını çok önemli oranda etkiliyor. O nedenle bebeklerinin sorumluluğunu taşıdığına göre anneler mecburiyet olmayan hallerde normal doğum ve mutlak ardından anne sütünü bebeklerinden esirgememeleri gerekir. Mecburiyet halleri hangileridir hocam? Yani normal doğum bebek çok iri olabilir, çeşitli rahatsızlıklar olabilir, doğum kanalı dar olabilir. Doğum ağrıları başlamıyor olabilir. Birçok bunun nedeni var tabii, tıbbi nedenleri. Bunlar olduğu zaman hastaya bunlar izah edilir ve zorunlu olarak bu durumlarda yapılabilir. Ancak dediğim gibi bunun oranı %20'yi geçmemesi lazım. Şu anda Türkiye'de %56 Türkiye ortalaması sezaryanda. Bu pek çok ülkeye göre çok yüksek bir oran. Mi? Ve bizim gelecek nesillerimizin sağlığını düşünüyorsak bu oranı hızlı bir şekilde düşürmek zorundayız. Sağlık Bakanlığı bu konuda gereken çabaları gösteriyor ama işte TRT ve diğer medya organlarının da hastaların eğitilmesi konusunda bu tür konuları işleyerek hastalara bu bilgileri iletmemize yardımcı olması evet, gerekiyor. Devlet hastanelerinde zaten mecburi haller dışında sezaryen yapılmıyor.
istek de olsa bu yönde bu şekilde kabul edilmiyor. Ancak özel hastanelerde böyle bir durum tabii söz konusu değil. Özel hastanelerde daha yüksek tabii ama bir kısım devlet kurumlarında da özellikle üniversite hastanelerinde de oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Tabii sezaryenle şöyle de konuşmak istiyorum. Bebeğin duruş şekli de çok önemli değil mi? Yani eğer bebeğin duruş şekli normal doğuma el vermiyorsa. Tabii ki. Bu hangi haftadan sonra belli oluyor hocam? Aslında bu son ay içerisinde bunu değerlendirmek lazım. Son haftalara kadar bebek ters dursa bile her zaman dönme ihtimali var. Ama son ay içerisinde bu ihtimal gittikçe azalıyor. Yan duran veyahut da eğri duran bebeklerin zaten doğumu hiçbir şekilde mümkün olmuyor. Onlara mutlaka sezaryen gerekiyor. Poposu aşağıda başı yukarıda olan bebeklerinse doğumlarını sezaryenle yapmayı tercih ediyoruz. Bunlar sezaryen oranını sadece %1 etkiliyor. Dolayısıyla sezaryen oranını etkileyen ana indikasyonlardan biri değil bu. Ama ters gelen bebeklerde doğum zorlukları ve bebekte annedeki zedelenmeler çok fazla olduğu için bütün dünyaca bunların ilk doğumda sezaryenle doğurtulmaları kabul edilmiş bir uygulama. Ancak daha önce doğum yapmış hastalarda normal doğum denenebilir bu tür şeylerde. Daha önce sezaryenle doğum yapmış bir anne adayının ikinci doğumunu o zaman normal şekilde yapma şansı var mı? Bu şans çok denendi. Tabii özellikle Amerika'da sezaryen oranını düşürmek için daha önce sezaryen olanlara normal doğum yaptırma uygulaması aşağı yukarı bir 10 yıl boyunca çok yaygın bir şekilde uygulandı. Ancak ortaya çıkan sonuçlar, problemler daha fazla olduğu için yine sezaryen sonrası sezaryenle doğuma dönüldü. Tabii bu şöyle bir kısır döngü yaratıyor. Sezaryen oranı gittikçe artıyor. Yani bir de sezaryen yaptığınız zaman ondaki doğumların hepsi yine sezaryenle olmuş oluyor ve sezaryen oranı oldukça yükseliyor. Evet, bu da ilginç bir bilgi. Çünkü ben bilmiyordum bunu. Hani ilk doğum sezaryen olup sonraki doğum normal doğum olabiliyormuş gibi biliyordum. Belki birçoğumuz gibi. Şimdi normal doğuma gelecek olursak farklı yöntemler de kullanılıyor. Normal doğumda işte epidürel yapabiliyorlar, işte uyuşturuyorlar, işte farklı teknikler de var. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Suni sancı veriyorlar. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar etkiliyor doğumun gidişatını? Özellikle suni sancıyı sormak istiyorum. Suni sancı her şey normal gidiyorsa zaten kullanılan bir yöntem değil. Ancak hastanın ağrıları başlamamış, gebelik haftasını tamamlamış hatta biraz geçmişse bunlarda bebeğin büyüklüğü ve doğum kanalı da uygunsa suni sancıyla doğum başlatılabilir. Bunun bir mahsuru yok. Tabii ki mahsuru yok. Hastaların doğumda en çok korktuğu şeylerden bir tanesi doğum ağrısı tabii. Evet. Bundan çok çekiniyorlar. Belki kulaktan kulağa da yayılan haberler de korkmalarını artırıyor. Hatta şöyle bir video izlemiştim ben. Belki birçoğumuz da izlemişizdir sosyal medyada dolaşan. İşte bir annenin çektiği ağrı kadar ağrıyı bir erkeğe bağlıyorlar işte çeşitli makinelerle ve o erkeğin o ağrıya dayanamadığını göstermek adına. Hani doğum sancısını belki bir noktada anlatmak, hani bunun ne kadar ağrılı bir süreç olduğunu anlatmak için hazırlanmış bir videoydu hocam. Doğum ağrısını nasıl anlatırız? Doğum ağrısı şiddetli bir ağrı aslında. Ancak insanların ağrıya karşı duyarlılıkları farklı. Bazı insanlar çok şiddetli ağrıyı bile çok hafif algılıyor. Bazıları da çok hafif bir ağrıyı çok şiddetli algılayabiliyor. Buna ağrı eşiği diyoruz biz. O nedenle ağrı eşiği özellikle düşük olan insanlar için ciddi yıpratıcı bir ağrı olabilir. Onun için tabii biz tedbir alıyoruz. Şimdi günümüzde ağrısız doğum dediğimiz, sizin de bahsettiğiniz epidural anestezi çok yaygın olarak uygulanabiliyor. Veyahut da çok güçlü ağrı kesiciler var elimizde kullanabildiğimiz. Bunlarla hastanın rahat etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla daha konforlu, daha rahat doğum yapmaları sağlanıyor. Peki epidural nasıl uygulanıyor hocam? Yani bir anne adayı işte doğumun başladığını anlıyor, doktora müracaat ediyor, hastaneye gidiyor. Sancılarını çekiyor, bebek doğum kanalına girdikten sonra mı bu iğne yapılıyor, sırttan yapılıyor bildiğim kadarıyla? Yoksa daha öncesinden hani bu sancıları çekmesin, doğumu rahat olsun diye mi yapılıyor? Nasıl yapılıyor epidural? Evet. Doğum iki safhadan oluşuyor. Bir pasif faz dediğimiz, bir de aktif dönem dediğimiz dönem.
pasif dönemde ağrılar zaten çok şiddetli değildir. Daha az can yakan ağrılardır. Ancak pasif fazın sonuna doğru birden aktif döneme geçince ağrılar şiddetlenmeye ve sıklaşmaya başlar. İşte bu geçiş döneminde uygulamayı tercih ediyoruz. Çünkü erken yapıldığı zaman doğum ağrılarını durdurma riski söz konusu olabiliyor. O nedenle aktif faza geçerken tercih ediyoruz. Doğumu o zaman yanlış zamanda yapılırsa uzatma durumu da var değil mi? Doğum süreci uzuyor evet, mu bu durumda? Uzayabilir. Hatta tamamen durdurabilir. Hmm. O nedenle zamanlaması da bunun önemli. Aslında şöyle bir şey size basitçe izah edebilirim. Örneğin şurada bir ağrı hissi oluşturan bir şey oluyorsa buradaki sinirler bunu bel kemiğine taşıyor. Oradan sinirlerle bu duyu beyine gidiyor. Beyin burada bir ağrı olduğunu algılıyor. İşte belden bu uyuşturma yapılınca ağrı duyusu oraya kadar geliyor ama beyne ulaşamıyor. Hmm. Dolayısıyla aslında ağrıyı oluşturan nedenler devam ediyor. Ama beyin orada algı olduğunu, ağrı olduğunu algılayamıyor. Dolayısıyla bu epidural anestezide çok incecik bir borucuk konuluyor. Bu beldeki sinirin ağrı içinde mıdır bulunduğu. O işlem? Çok basit bir işlem. Lokal anestezi altında yapılıyor. Aşağı yukarı tecrübeli bir anestezi 3-5 dakika içerisinde bunu bitiriyor. Ve işte ağrı duymaz hasta. Bu kateter dediğimiz borucuk konduktan sonra ilacın verilmesi tamamen hastanın ağrılarının durumuna göre ayarlanabilir. O kateter daha erken konabilir ama ilacın verilmesi aktif faza geçerken yapılması lazım. Peki hocam siz hani konunun uzmanısınız, yıllardır hani bu konuda yaptığınız önemli çalışmalar var. Tavsiye ediyor musunuz epidüralleri normalde olmalı? Tabii mutlaka tavsiye ediyoruz. Zaten şu anda biz hem sezaryen hem pek çok rahim ameliyatları, yumurtalık ameliyatlarının hepsini epidural anesteziyle yapıyoruz. Hasta açısından çok daha konforlu, çok daha rahat, daha az komplikasyonları olan ve ameliyat sonrası etkisini istediğimiz süre devam ettirebildiğimiz bir yöntem. Onu soracaktım tam. Genel anestezide hasta anesteziden uyandığı anda ağrılarla karşı karşıya kalır. Halbuki biz bunda genellikle en az 48 saat tutarız bu kateteri orada ve ağrı hiç duymamasını sağlarız. Hastanın en ağrılı dönemi rahat geçirmesini sağlarız. Ve bebeğiyle sağlarız. Buluştuğu o ilk tabii, anları en tabii. iyi şekilde yaşamasını da sağlıyor bu durum. Demin anne sütünden bahsettik. Anne sütünü ilk 15 dakika içinde almasını istiyoruz bebeğin. Şayet anne adayının durumu iyi değilse ilk 1 saat içerisinde. Ama mümkünse ilk 15 dakikada bebeğini emzirsin istiyoruz anne. Peki sütü yoksa hocam? Süt gelir. Aşağı yukarı 3'te 1'inde hastaların sütün gelmesinde gecikmeler olabiliyor. O nedenle hemen umutsuzluğa kapılmamalı anneler. Emzirmeye devam etmeli. Süt gelir. Süt bir şekilde gelir. Çocuğu da beslemek bu anlamda. Anne sütünün önemi de zaten hep vurgulanıyor. Yapılan çok önemli kamu çok spotları önemli. Var. 2 yıla kadar anne sütüyle beslenmesi çocuğun çok önemli. Hani ne yazık ki 2 yıla kadar birçoğumuz besleyemiyoruz çocuğu anne sütüyle. İşte bazen çocuk istemiyor, bazen süt kesiliyor. Ama en azından ilk 6 ayı anne sütünü alması çocuğun gelecek hayatı için çok önemli olduğunu biliyoruz. Hocam doğuma dönecek olursak vakum ve forceps doğumları da konuşmak istiyorum. Nedir bunlar, neden önemlidir ve tehlikeli midir? Mesela vakum deyince benim aklıma çok böyle korkutucu şeyler geliyor açıkçası. Hani evet. Zararlıymış, riskliymiş gibi geliyor. Aletler korkutucu değil de kullanıldığı şartlar korkutucu. Şöyle ki doğum kanalından çıkarken bebek bir vida gibi dönerek çıkıyor. Bazı yerlerde başını kaldırıyor, bazı yerlerde başını eğiyor. Dolayısıyla belli bir aşamadan sonra bebeği acil bir durum, bir tehlike olduğu zaman sezaryenle geriye çıkartmak mümkün değil. O tür durumlarda mecburen bebeğin aşağıdan çıkartılması gerekiyor. Ve bu da mümkün olamıyorsa o anda bu aletler takılarak, bir güç uygulanarak çekiliyor bebek. Bunlar çok acil durumlarda, bebeğin kaybedilme tehlikesi olan durumlarda veyahut da annenin kanaması, başka problemleri veyahut da çok acil tıbbi problemleri olduğu durumlarda uygulanan aletler hayat kurtarmak için yapılıyor. Çok büyük problemler çıkıyor mu? Bazen evet ama genellikle büyük problemler çıkmadığını söyleyebilirim. Tecrübeli ellerde kullanıldığı zaman bunlar
bebeğin hayatını kurtarıyor. Hocam birazdan bir telefon bağlantımız olacak. Onu almadan önce şunu da merak ediyorum. Aslında normal bir doğumun süresi ne kadardır? Var mı bir ortalama süreci? Kaçıncı doğum olduğuna bağlı. İlk doğum ortalama 12-14 saat sürer. Bunun ilk 6-8 saati o pasif dönem dediğimiz dönemdir. Ondan sonra birden hızlanır. Bir 5-6 saatlik süreç içerisinde de bu iş gerçekleşir. Bebek dünyaya gelir. Daha sonraki doğumlarda biraz daha kısa oluyor. Onları da ortalama 8-10 saat. Hani denilen bir şey vardır. İkinci gebelik çok daha kolaydır, doğumu da kolaydır. Tabii doğum kanalı daha artık relax hale geçiyor. Daha genişlemiş tecrübe oluyor. Tecrübe edinmiş oluyor kişide zaten. Anne daha rahat oluyor, evet. Peki o zaman hocam sohbet etmeye devam edeceğiz ama telefonun diğer hattında bir izleyicimiz bizi bekliyor. Hoş geldiniz programımıza, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizin sesinizi duyduk. Çok daha iyi olduk. Konuklarımız var stüdyomuzda. Birbirinden güzel türküler seslendiriyorlar. Evet. Bir yandan Belmek'ten iki güzel hanımefendi el nakışını tanıtıyor. Bir yanda da Profesör Doktor Ferit Saracoğlu ile biz doğumu konuşuyoruz. Biz sizi dinliyoruz. Çorum'dan arıyorsunuz bizi. Çorum'a da selam gönderelim. Evet. Evet. Herhalde hocamıza sorunuz var. Ben sezaryenle doğum yaptım. Merhabalar hocam. Öncelikle. Merhabalar. Ben sezaryenle doğum yaptım. Doğum sonrası malumunuz kilolar biraz hanımların sorunu oluyor. Sezaryen doğum sonrası egzersizlere ne zaman başlanmalı? Her yerde farklı şeyler yazıyor ve nasıl, ne tür egzersizler yapılmalı? Onu merak ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevinirim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Çorum'a sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Sağ olun. Hocam evet aslında biz hani hem doğumu konuşuyoruz, işte doğum yöntemlerini konuşuyoruz. Doğum sonrasını da mutlaka konuşalım ki izleyicimiz bizi yönlendirdi bu yönde. Doğum sonrası özellikle sezeryen sonrası ne zaman egzersize başlayabilirim diyor. Şimdi öncelikle herhalde biraz fazla kilo almış sayın dinleyicimiz. Gebelikte tabii kilo almaya dikkat etmek lazım. Baştan geçen programlarda da söylemiştik. Başlangıç kilosuna göre gebelerin alacağı kiloları baştan söylüyoruz. Ona mümkün olduğu kadar uymak lazım. Buna uyulduğu zaman çok fazla kilosu kalmayacaktır. Ancak gebelik sonrası 2 kiloluk fazlalığı normal kabul ediyoruz. Bunu emzirmede enerji olarak emzirme boyunca kullanıyor kadınlar. Ama onun dışındaki fazlalıklar kendilerine kalabilirler. 2 kilo fazlalık mı? 2 kilo enerji olarak emzirme için kullanılıyor. Sezaryen'de tabii karnınızda bir kesi olduğu için erken bir egzersiz hem ağrı duyusu uyandırır hem de yaranın zorlanmaması açısından önem taşıyor. O nedenle ilk 15 gün istirahat etmeniz uygun olur. 15 günden sonra pasif egzersizler veriyoruz. Yani karın kaslarını kasmak, gevşetmek şeklinde. Çünkü gebelik sırasında karın büyüdüğü ve genişlediği için kaslar da gevşek kalıyor. Bu kasların tekrar eski gücünü kazanabilmesi için pasif egzersizler veriyoruz. Bunlar hareket şeklinde değil ama kasmak, gevşetmek şeklinde yapabildiği kadar yapsın istiyoruz her gün. 1,5 aydan sonra da yavaş yavaş normal egzersizlere başlamasını öneriyoruz. Yine de dikkat etmek gerekiyor. Evet, 3 ay boyunca da çok ağır yükler kaldırmaması, çok aşırı zorlayıcı egzersizler yapmaması uygun olur. Evet, anne sütünden bahsetmiştik aslında. Anne bebeğini emzirdiğinde çok ciddi anlamda da enerji kaybı ve kilo kaybı da yaşıyor değil mi hocam? Tabii onun için zaten annenin diyetine bir 500 kalori ekliyoruz. Gebelik sırasında 250-300 kalori ekliyoruz. Hani iki canlısın, ama, iki kişilik yediğin ama değil mi? Ama emzirme döneminde 500 kalori ekliyoruz. Bu kaloriye ihtiyacı oluyor. İşte vücuttaki yedekleri de kullanıyor o 2 kiloluk. Bu 2 yıl boyunca onu idare ediyor. İdare ediyor. Hani hep bilinen bir şey vardır. İki canlısın, iki kişilik ye durumu biraz gerçek, biraz da hani çok fazla da yemememiz gerekiyor. Hem bizim için hem de bebeğimiz için fazla kilonun da faydası yok diye altını da çizelim hocam. Devam edeceğiz konuşmaya. Tabii. Hobi köşesine hemen bir gideceğim.
Oradaki çalışmayı da izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum çünkü. Sonrasında da artık yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru da gelirken merak ettiğim sorular var ve türkülerle de devam edeceğiz diyelim. Ve hemen el nakışına yönelmek istiyorum. Şimdi burada farklı kumaşlar görüyorum ben hocam. Hepsi aynı kumaş değil. Ketenler var, ipekler var. Eski kumaşlar özellikle el nakışında kullanıldığını biliyorum. Bu kaç yıllık bir kumaş? Bayağı bir eski. Antikacıdan aldık biz onu. Şöyle paylaşayım. Çok da böyle özel bir dokusu var. Evet, sandıklardan sandık bezi olarak olarak geçiyor. Siz bunu işlediniz, evet. Değil mi? Çok da güzel. Bu da bir el nakışı tekniği. Türk işi. Bir teknik, Türk işi. Pesent dediğimiz teknik. Siz mi yaptınız hocam? Ben yaptım. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Peki nakışta en önemli püf noktalarından birisi nedir? Şimdi bu nakışı biz bu tarafını görüyoruz tamam ama bir de astarı var. Evet, arkasını da temiz olması lazım. Arkasını nasıl başaracağız bunu hocam? Yani iki tarafını işliyoruz o zaman bunu. İşte mesela şurada bir sonrakini işlemeden önce oraya bataraktan daha sonra işlediğimizde o arkada kalıyor ve görünmüyor. Ya mümkün olduğunca bir sonraki işleyeceğimize başlıyoruz ve oradan bitiriyoruz. Hani daha sonra işlendiği zaman altında kalsın ve belli olmasın. O şekilde. Şimdi burada... Çünkü düğüm olayı yok el nakışında. Geri dönüşü de eğer olursa çok zor. Biraz önce benim yaptığım gibi eğer hızlıca çekersiniz düğümlenebilir. Hoş bir görüntü olmayabilir. Burada çok güzel bir... Evet, gelin kına gecelerinde gelinlerin başına kına yapılırken... Örtülen çok bir örtü. Da ağır tel kırma galiba değil mi bunun kırma. Tekniği? Şöyle paylaşalım izleyeceğiz. Ben de bugün kırmızıyım. Öyle üst üste koyalım. Kına gecelerinde inşallah kısmet olsun. Bütün i̇nşallah. Genç kızlarımıza kına i̇nşallah. Gecesi yapmak ve böyle bir örtüyü başına örtmek i̇nşallah. Diyelim. Birçok genç kızın da hayalidir aslında kına gecesi ve düğünler. Değil mi? Peki bunu ne kadar zamanda bitirdiniz? Şimdi yapan kişinin hızına bağlı. Bir ayda da yapan var, üç ayda da yapan var. O yüzden yapan kişi önemli. Evet. Muhalle Hanım siz şimdi orada bir teknik uyguluyorsunuz ama onun dışında farklı teknikler de yapıyor musunuz? Evet. Farklı eserler de çıkarıyor musunuz? Hesap işleri çalışıyorum ama ben bu sene sadece buna yöneldim. Hesap işi de yapıyorum. Hesap işi de çok farklı bir teknik. Evet, çok da eğlenceli bir teknik değil onun mi? Da önü, burada nerede vardı hesap şu renkler, işi? Şu renkler hesap işi. Şunları gösterelim. Evet. Hocam buyurun siz de gelin paylaşalım. Hesap işi aslında gobleni birçoğumuz biliriz. Evet. Ama hesap işini de goblene benzetiriz. Ben de ilk bizim Belmek'ten bir hocamız geldiğinde bu goblen mi demiştim. Yok bu hesap işi demişti. Arasındaki fark? Bunda tek taraflı verev atıyorsunuz. Arkası önü bittiği zaman aynı. Ayırt edemeyecek şekilde oluyor. Goblen de X şeklinde oluyor demiştim. Burada N şeklinde olduğunu anlatmıştı hocamız da. Hakikaten arkasına baktığınız güzel. Zaman da... Bakalım hemen arkasına. Aynı. Evet. Hiçbir farkı yok. Aynı şekilde astarı da yüzü de aynı sevgili izleyicimiz. Bu da işleyen hanımın maharetine kalmış bir durum. Diyelim. Evet, burada da birbirinden güzel o Maraş filesi. İşler var. Nasıl araştırıyorsunuz peki siz bütün bu desenleri, renkleri, hangi kumaşa hangi işin yapılacağını hocam? O zamanla oluyor ama yine antikacılara gidiyoruz. Antikacılardan, kitaplardan, eski kitaplardan. Bazen kursiyerimiz getiriyor bir örnek. Daha öncelerde küçücük bir tabaktan bile desen getiren oldu. Ondan işledik. Yani o kursiyer de yardımcı oluyor. Böyle bir paylaşım da var. Peki internetten faydalanıyor musunuz? İnternetten, hani dünyada neler yapılmış? Evet, internetten de yapalım. Almanca bilen öğrencilerimiz var. İngilizce özellikle bilenler Almanya'da var. Değil mi? Çok fazlaca bu goblen çalışmaları. Evet, Almanya'dan çok takip ediyorsunuz ve günümüze de uyarlamaya çalışıyorsunuz. O konuda kursiyerlerimize yardımcı oluyorlar. Evet, Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarında bu teknikleri, bu sanatları öğrenebilir izleyicilerimiz diyelim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Renk Kalbimiz programımıza yavaş yavaş artık son 6 dakikanın içerisindeyiz. Ben de sohbet köşesine geçmek istiyorum. Hocam sohbet etmeye devam ediyoruz ama dediğimiz gibi bugün haftanın son günü artık programımızın da sonlarına doğru geliyoruz. Doğumu konuşuyoruz, doğum şeklini ve birçok hanımın merak ettiği soruları ben sizlerin adına hocamıza yönlendirmeye çalışıyorum. Çoğul gebelikleri merak ediyorum hocam. İkiz gebeliklerde acaba doğum şekli nasıl olmalı? Evet, bebeklerin duruş şekliyle ilişkili bu. Tercih ettiğimiz şey ikisinin de başının aşağıda aşağı yönde olması. Her ikisinin de başı aşağıda olduğu zaman bunlar normal doğabilirler.
Ancak birinin başı aşağıda, birinin poposu aşağıda olduğu zaman bebekler birbirlerine takılabiliyorlar ve doğum zorlukları çok yaşanıyor. O yüzden bunlara sezaryen tercih ediyoruz. Evet hocam, şimdi son olarak aslında hem hamilelik döneminde hem de lohusalıkta biz kadınların hormonları farklı çalışıyor. İşte her şeyi ağlıyoruz, sulu göz oluyoruz, yani psikolojik değişiklikler oluyor. Bunun nedenleri nedir? Neden biz bunları böyle yaşıyoruz? Sonda 2 dakikamız veya 1,5 dakikamız kısaca toparlayacak olursak ne diyeceksiniz? Evet. Bunların bir kısmı hafif oluyor bu değişikliklerin. Bunlara gebelik hüznü diyoruz biz. Bir kısmı da ağır olabiliyor. Bunlar depresyon şeklinde karşımıza çıkabiliyorlar. Hem kişisel nedenleri var, hem tabii hormonal oynamalar, kadının hayatında meydana gelen önemli bu değişiklik, bebeğin sorumluluğu, onun bakımı, bunların hepsi bunlar rol oynuyor. %80'i hafif seyreden şeyler bunlar ve bazen sadece konuşmakla bile bu hastayla hastayı rahatlatmaya İşlerin yetiyor. İşlerin burada devreye girmesi. Tabii ki eşin, ailenin, anne babaların, kayınvalidelerin, kayınpederlerin hepsinin burada önemli rolü var. Evet, önemli bilgileri aktardınız hocam bugün de bizler için. Ekranları başında bizi izleyen anne adaylarına kolay doğumlar dileyelim. Sağlıklı i̇nşallah. Bebeklerini kucaklarına alsınlar inşallah diyelim. Ve bu haftalık programımızda biz noktalayacağız ama iki değerli sanatçımız var demiştik stüdyomuzda. TRT'nin değerli sanatçılarından güzel bir türküyle noktalamak istiyoruz programımızı. Tabii. Hasan Hüseyin Genç ve Muhale Özdemir bizlerle birlikte ve bugünlük artık veda etme zamanı sevgili izleyicilerimiz. Yapımda yayınlamaya geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Haftanın ilk gününde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Saatler 9'u gösterdiğinde TRT Avaz'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Thank you.
gördüm.